Beşiktaş'ın efsanevi onursal başkanı Süleyman Sebe maalesef yaşamını yitirdi. Yalnızca Beşiktaş camiası değil, tüm futbol severler yasta. Neler söyleyeceksiniz? Duygularınızı alabilir miyiz? Vallahi önce camiamızın, Beşiktaş camiamızın ve bütün Türkiye'nin, bence bütün Türkiye'yi ilgilendiren çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Acımız büyük. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Yani dünden beri konuşmaya çalışıyoruz ama laflar boğazımıza düğümlenip kalıyor. Ben her zaman dünden beri şunu söylüyorum. O bizim babamız gibiydi Beşiktaş'ta. Sıfırdan getirdi. Çok zor şartlarda görev yaptı. Her şeyini Beşiktaş'a verdi. Bize baba oldu. Biz babamızı kaybettik. Öksüz olduk. O Beşiktaş'ın kahramanıydı. Her şeyini Beşiktaş'a vermek için uğraştı. Çok şey verdi bence. Biz bir şeyler vermeye çalıştık. Ama verdiğimizin karşılığını fazlasıyla da aldık. Sonuçta Beşiktaş camiasına bağlı birer isim olduk. Ama o her şeyini verdi. Beşiktaş'ın kahramanı oldu. Beşiktaş kahramanını da kaybetti. Yani söyleyecek bir şey yok. Bundan sonra herkes bir şeyler söylüyor. Ne kadar değerli, ne kadar adaletli, ne kadar namuslu insan olduğunu herkes her şeyini biliyor. Biz çok şey paylaştık, çok şey yaşadık. Onun için kendimi çok şanslı birisi olarak görüyorum. Süleyman Sarp gibi başkanın önderliğinde Beşiktaş kulübüne hizmet etmeye çalıştım. Bu benim için gurur kaynağı. Bundan sonra da hep böyle kalacak. Peki Gökhan Keskin Beşiktaş'ta hem futbolcu olarak görev aldı hem de Süleyman Seba gibi bir başkanla çalışma şansını elde etti. Bu kadar uzun dönem birlikte oldunuz. Anınız elbette olmuştur. Bizimle paylaşmak istediğiniz, aklınıza gelen anınız varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Sonuçta anılar çok fazla. Bugün işte Feyyaz kardeşimin yazdığı yazıyı okudum. Ben Şubat'ta yazmıştım bu yazıyı. O zaman da çok dokunaklı, çok duygusal bir yazıydı. Şimdi farkına varıldı. Orada her şeyi özlemsiyor. İşte her şeyi gösteriyor. Yani başkan bizi senede bir iki kere çağırırdı. Bizi devamlı şekilde teselli ederdi bir edasıyla. Bizi teselli etmedi. Gözyaşımızı silerdi. Gelecek olduğunu gösterirdi. Bize güvendi. Bu çok önemli bir şey. O formayı verdi. Bizi sevdiğini her zaman biliyorduk. Bunu göstermese de bu tip insanlar için biraz zordur sevgi göstermek. Özellikle oynarken hiç bunu belki hissediyorsun ama belki o anda tatmak istiyorsun. Onu göstermiyordu ama bizi sevdiğini içten içe biliyorduk. Anılara gelince futbolu bıraktıktan sonra bir sürü anımız oldu. Beraber paylaştığımız çok anımız oldu. Şimdi insanın aklına bir sürü şey geliyor. En öne çıkanı aklınıza gelen varsa? Ya en öne geleni biraz evvel de kendimle alakalı. Yani biz yemeklerde sonra çok bir araya geldik. Eski top oynayan arkadaşlarımla beraber, başkanla beraber. İşte Metin'in takıldığı bir ortamda ben 96 senesinde Beşiktaş'tan ayrıldım. Süleyman abi hala başkandı. Süleyman abiye Metin takılıyor. Gökhan'ı nasıl yedin başkanım? Gökhan'ı nasıl gönderdin başkanım? Yok, yok, yok deyip duruyordu. İşte gönderdin ya başkanım dedi. Tamam ama onun da işi bitmişti dedi artık bir kızgınlıkla, Metin'e kızgınlıkla. Dobraydı. Ağzına ne geliyorsa söylüyor. Doğru bildiği şeyi söylüyordu. Bu çok önemli bir özelliğiydi. Yani beni göndermesinin bile nedeni Beşiktaş'ın menfaatiydi. O zaman göndermesi gerekiyordu. Demek gönderdi de. Gökhan Keskin son olarak Süleyman Seba insanlığıyla, fair play ruhuyla öne çıkan bir isimdi her şeyden önce. Birkaç kelimeyle özetleyecek olursak nasıl anlatırsınız? Şimdi Süleyman Seba'yı anlatmaya gerekirse futbolun bu kadar büyüdüğü bir sektörde, futbolun çok ön planda olması, futbolun konuşulduğu bir ortamda biz maalesef futboldan başka her şeyi konuşuyoruz. Ben söylediğim bir şey var. Bugün Kulüpler Birliği var. Çok kuvvetli bir Kulüpler Birliği. Eğer Süleyman Seba olsaydı Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak Kulüpler Birliği Başkanlığı için seçim olmazdı. Yani aday belliydi. Bu Kulüpler Birliği Başkanı belliydi. Kulüpler üzerindeki birleştirici özelliği belliydi. Sonuçta herkesin güvendiği, herkesin güven duyduğu adam olmak zordu. Başkanımız böyle birisiydi. Allah gani gani rahmet eylesin, bizlere de sabır verilsin. Yani ben şimdiki yöneticilerin böyle bir insanı örnek almaları gerektiğini düşünüyorum. Süleyman Seba'yı bugünkü yönetici büyüklerimizin gerçekten her şeyi spor için, bulundukları camia için doğru düzgün bir şekilde yapmalarını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.